Hepinize merhaba arkadaşlar. Future Fight'in yeni bir videosunda karşınızdayız. Yeni güncelleme geldi oyuna gece. Inhuman ağırlıklı bir güncelleme oldu. Black Bolt, Medusa ve Kamala Khan, bir de Iceman'e, X-Men'den buz adama kostümler geldi. Black Bolt kategori 3'e yükseltmesi açıldı. Medusa'nın da bir şeye uyandırma vardı ya, o güç uyandırması, o verildi. İki yeni karakterimiz var. Biri Thane, Thanos'un oğlu. Bir tanesi de Yıldız Mutant, öyle bir şey demişti. Neyse şuradan bakacağız zaten. Potansiyel yükseltiler aynen. Ha, Dazzler. Marvel vs. Fight dünyasına katıldı. Şunları hemen bir inceleyeceğiz. Şu şeyleri bir geçelim de. Şimdi menüdeki şu gereksiz son inceleme şeyini yapalım. Hemen Play Store'dan 55 MB güncelleme. Oyunun ilk arayüzünde 600 MB güncelleme. Ve oyun içinde de bu 170'lik son dokunuşla hemen yani aşağı yukarı 730-740-750 MB bir güncelleme geldi. Büyük bir güncelleme. Artık her yeni güncellemeyle herhangi bir karaktere kategori yükseltme özelliği getiriyorlar. Bu seferki yükseltilen karakter de Black Bolt oldu. Hatırlayacağınız üzere bir öncekinde Odin. Hem karakter geliştirilmesi gelmişti hem de kategori 3 güçlendirme ve kostümü gelmişti. Ben şu an Odin için son ekipmanları topluyorum ama Black Bolt geldi üstüne. Black Bolt şimdiye kadar fazla custom bir hero değildi ama tabii ki bundan sonra kasacağız. Neyse güncelleme bitsin ve güncelleme içeriğini bir adım adım inceleyelim. Tekrar kontrolümüzü yapalım. Grafiği şeyleri. Tamam. Thane. Sohbeti. Alakasız bir yere geçelim. Burada taraf seçti. X-Men'i seçtirmemize internetlere girelim. Şimdi bir gün tıklamalarımızı yapalım. Bildiğimiz üzere her gün saat 6'da zaten dönüşümlü olarak yenileniyor Türkiye saatiyle oyunun şeyi. Biz zaten yaptık ama şu an yeni güncelleme geldi. Şimdi onunla alakalı güncelleme şey görev falan bir şeyler gelmiştir. Onlara bakacağız. Yapabileceğimiz dışında görevler geldiyse rozet tarzı şeyler geliyor genelde bu tarz görevlerde. Onu kaçırma ihtimali zor ama yapacak bir şey diyor bana. Dünden çünkü yani hemen hemen girilebilecek her yeri hallettik. Karakter videoları falan filan. Tamam hocam ama fazla şeyi yeni getirmişsin. Geç bunu. Yeni sezonu bir daha açıldı bunun. Yıldırım tanrısı. Tor'dan yürüyorlar da işte. Thane buradan veriliyormuş. Geçen Red She-Hulk verilmişti. Hail Hydra. Bir Thane daha var burada. Etkinlik tıkanı. Bu hala şeyin kim? Hayır. Enchantress'ın ki. Oy. Tipe bak lan. Inhuman'ın X-Men'e karşı serisinin özel bir kostüm şeyi, evet. Özel ekipman gelişir, ISO 8 gelişir, kart güçlendir, 10 boyut görevi tamamlar diyor. Etkinlik dükkanında neler var hemen bir ona bakalım yandan. Medusa veriyor, o gerekli, şu veriyor, tamam. Çok da öyle şey bir şey yokmuş ya. Black Bolt'umuza da şövalye tarzı bir tip gelmiş. Black Bolt Marvels X diye. Şu ücretsiz karakterlerimize bir bakalım. Yeni geldik. Buna Japonca, Çince bir şeyler yazıyor ama. Dediğiniz süresi sürerken ilk satın almalarını yapan herkese bu eşya verilecek. Neyin satın alması lan? Neyse. Medusa'yı kategori 2 olarak buraya getirmişler zaten. Gerek yok hocam. Ben dediğim gibi çoğunu Inhuman'ların çoğunu kasmamıştım ben. Bu güncellemeden sonra artık özen gösterir kasarız. Şimdi bir dakika. Seçimimizi yapalım. Işın diyor. Şu an alabileceklerimize sahip olunmayana bir bakalım. Mevcut olmayana. Teyze denen ablamız Işınmış mesela ama velakin aylık abonelik günlük X geneliyle alınabiliyormuş. Zaten mutant diyor. Alison Blair.
Mutant Güçler uyanmadan önce çok ünlü bir şarkıcı olmak istiyordu. X-Men'e katılmadan önce sahne adı Dazzler olarak şarkı söylüyordu. Sizi güçlü ışığa çevirme yeteneğiyle kişisel özel efektleriyle şovlarına daha eğlenceli kaldı. Fakat güçlerin çok daha büyük durumlarda kullanılabileceğini fark etmesi uzun sürmeli. Şimdi ses ve mutant güçlerini süper kahraman olarak kurtarabildiği herkesi kurtarma işini kullanıyor. Bunun bu tipi birazcık bana şeyi anımsattı. En son çıkan X-Men evrenin artık sonlandırdıklarını bildiğiniz üzere Walt Disney 20th Century Fox'u satın alınca bütün hakları ve film şeyleri Disney'e geçtiği için o mutant evreni bitirip artık MCU'ya dahil edeceklerinden neyse çok uzattım. X-Men'in son çıkan filmi Phoenix, Dark Phoenix'te Phoenix'in uzaydaki o kozmik enerjiyi yendikten sonra mutant malikanesine döndüklerinde Charles'ın okuluna avluda eğlence yapıyorlardı ve orada bir tane böyle Luna Snow'a benzeyen ama Luna Snow zaten mutant değil ama böyle buzumsu şarkı söyleyen böyle etrafında değişik değişik ışıklar böyle özellikler çıkan ve aynı üstünde beyaz elbise ve göz tarafında böyle mavi sürmeli bir maske mi yoksa direkt boya mı ne öyle bir ablanın biri şarkı söylüyordu. Büyük bir ihtimal o karakter olabilir, onu getirmiş olabilirler. Çünkü tarif ettiği de ona uygun, mutant olmadan önce şarkıcıydı diyor ve sahne adı Dazzler'dı diyor. Adını bilmiyorum, orada sadece gözükmüştü. Sesini ışıklı falan filan bir şeylere çevirebiliyor diyor burada özgeçmişinde. Büyük bir ihtimal o karakter gelmiş. Neyse. Biz şu an elimizde olanlardan alalım. Star-Lord'a falan. Ya da Inhuman'lardan gidebiliriz geç. Kategori 2 olmayan. Rastgele çok önemli değil. Karakter sıralaması gelmiş. Karnak ve şeyin. Black Bolt'un. Black Bolt'a şimdi direkt bakmak istiyorum. Direkt Hurra'a saldırmıştır. Bazıları. Aynen anasını ağlatmışlar. Adamlar ölü diri halleden gibi ya. Direkt ne ara aldın, ne ara kastın birader demeyeceğim. Tabii ki her zaman dediğim gibi birazcık para faktörü. Zaten online önlerde her zaman vardır. Neyse. Taraf savaşı dedi. Şimdi karakterlerimizi bir inceleyelim. Burada yapılacak bir şey yok. Zaten ben dediğim gibi dünden hepsini hallettim. Aynen kristaldir, giriş böyle. Haftalık 8 haftalık giriş gelmişti. 2 görev, 4 gelebilecek yerleri tumayalar, 6, 7, 8, 9, 10, 11, saat günü gözükmüyor, 12, 13, 14, tamam. Şimdi buradan bir takımımıza girelim ve yeni gelen, kapalı olan iki karakterler neler olduğunu öğrenelim. Tamam, bu ablamız abonelik paketi, X abonelik paketiyle alınacak, onu öğrendik. Şimdi bir de diğeri Tain. Abonelik şey daha doğrusu sezon girişi ödülüyle veriliyor kazanılara level atlandıkça ama bakalım başka nereden veriyor şu telefonu şarj edelim bir dakika. Tamam. Abonelik paketi. Bu da abonelik paketiyle alınıyormuş mesela. Tamam. Ama bunu 10'la aldırdığımız için bende de kategori 2'ye yükseltme şeyi var. Buna işlerse onu o yüzden bedavaya getirebiliriz yani kasılmasın. Çünkü bu kaçta veriyordu bu chain'i? Biraz geç olacak ama 15'inci seviyede. Ben bu 15'e bir hafta değil de 3 günde falan erişirim diye tahmin ediyorum. Tamam bakalım. Kostümlerimize bakalım yeni gelen kostümler. Sadece yeni gelenler mi indirime girmiş yoksa hepsi mi? Evet yeni gelenler ve bazı o aynı içerikte olanlar. Vizyon. Bu Vizyon'un kostümü de her seferinde girip duruyor. Alan yok herhalde. Bundan sonra acaba bu kim? Emma Frost muydu? Phoenix Vestige'sinden Emma Frost. Tamam. Luna Snow. Andromeda, tamam. Bizim Örümcek Adam 2099'un yepyeni bambaşkası, tamam. Kamala Khan ve Iceman yeni gelmesine rağmen satın alınmıyor. Özel kapalı içerik mi lan bunlar? Son zamanlarda böyle şey çıkarmaya zaten çok adet edindiler. Dövüşçüye dönüşüyormuş. Çevikti normalde. Yok, zaten dövüşçüymüş lan, pardon. Bu çeviye çeviriyormuş. Şimdi kasar ve savunmayı 15'e arttırıyor özel şey. Kendisi tüm saldırıda 15 arttırır, can da 30 arttırır, süper zırhı tüm savunmalarda 50 arttırır. Hızlı iyileşme. Canı 50'nin altında ise 1 saniyede %30 can yeniliyormuş. Tüm zayıflamaları da 4 saniyede kaldırıyormuş. Güzel. 6 saniye bekleme süreci diyor. Bayağı hızlı yenilebilir yani o sayede. Bayağı da iyi. Saçlar beyazlanıyor. Inhuman'lar at plan yükseliyor. Muhteşem saplama. Saplama ne var? Muazzam avuç içi saldırısı.
Devasa çarpma, sapanla pataklama, esnek dayak. Dediğim gibi bunlar yine özel kostüm olarak gelecek galiba. Şu eski zamanda şeylerin olduğu gibi. Şimdi ne kadar 3 tane özel kostüm geldi geçti. İlk bunların ilki Kaptan Marvel'ın şu kostümüydü. Zamanında oyun çok eski olduğunda Kaptan Marvel'a özel çizgi roman kapaklarını, kartlarını topladığınızda bunu alabiliyordunuz ki zamanla da gerek kalmadı. Kendi film kostümü çıkınca çok çok daha zaten evrim geçirdi yani, güçlendi. Ve bir de Avengers Endgame kostümü bununla beraber potansiyel ilişkiye girdiği için. Kvampul'u kaçırdık, ucuca kaçırdım, ona üzüldüm. 15 özel kostüm ve bir de işte Enchantress şu an devam ediyor ama onu da alabileceğimi sanmıyorum çünkü nakit, yani oyun içi para çekerek o rozetten alarak 30'a bunu çabiliyoruz ki bende şu an 10-15 tane ne var anca. Neyse. Bu ikisi de o kervana katılmışım. Daha Cable da varmış burada. Evet. Cable'da yaz dönemi şeyinde aktif olarak satılıyordu ama ben o an için hem kristal bana lazımdı başka bir şey hem de kullanmak istemediğimden almamıştım. O da boşa düşmüş. Neyse, yapacak bir şey yok. Başka var mı? Yani 4'müş aslında bak. Yani 4, bu ikisi de 6 oldu. Iceman'da bakalım kostümler ne kadar şu an erişime kapalı olsa da. X-Men Blue yazmış. Dondurma yeteneği kullanıldı, uygulanacak olan kendisi kritik hasar %45 arttırıyor 7 saniyeliğine, tüm hasarlarda 35 arttırıyor 7 saniyeliğine, bekleme süresi 10 saniye. Ön bir kostüm özelliklerini bilgilerin üzerine, buzlu çarpma, parçalama. Bayağı iyi. Buz sarkıtı alanı. Tamam, bu da güzel. Donmuş klonlar. Kaç saniye duruyor oğlum bunlar, bir bakayım izleyeyim diyecektim de bunu bir bitmedi lan. 15 saniye. Neyse tamam, böyle olmuş. Daha bir değişik şekil çukur, tamam. Kamala Khan'a da bakalım. Harika kızımıza. Miss Marvel. Muhteşem saplama. Döne döne vurması bana Bay Fantastik'in ilk vuruşunu hatırlattı. O da öyle döne döne kollarıyla vuruyordu ya. Bu da aynı kolunu bacağını uzatıp büyütebiliyor. İyiymiş. Devasa çarpma. Güzel özellikler veriyor, iyileşme oranını falan arttırıyor, bir şeyler diyor, kritik oranı hasarlıdır. Bir değişik ya, dediğim gibi Bay Fantastik'te Ant-Man karışımı bir karakter bu kız ya. Zaten büyüyor, küçülüyor boyut olarak. Kolu bacağı uzuyor, aynı şekilde büyüyor, küçülüyor. Bir değişik yani. İyiymiş. Esnek dayak hasarı masarı arttırıyor diyor. Bu da sonuncusu. İyiymiş. Tamam. İki kostüm böyleydi. Şimdiki iki kostümü inceleyelim. Bunlar direkt şeyin menüsünden mi incelesem? Bunları böyle göstergeç çünkü bunda potansiyel uyandırma açılmış. Potansiyel özelliği gelmiş yani Medusa'nın. Ve Black Bolt'un da bu artık kategori 3'ü geldi zaten. En son kostümü buydu. Merhametli kraliçe eğitimi geçti. Bu da %15. Saçlar bir değişik duruyor. Şey düşüyor. Canavarlar serbest kaldı ama. %15. Merhametli kraliçe yeteneğini güçlendiriyor. Geliştirir kraliçenin bakışı yeteneğinin etkisini geliştirir kraliçenin bakışı. Kendi süper kötü tür karakteri verersen %35 arttır. Güzel. Abi saçlara baksana. Tam bir Medusa olmuş ha. Saç matkabı, bir özellik yok. Bir tane kanama veriyormuş, delici erişim, esnetliği kaldırıyor. Bıçaklı savunma can yeniliyor, hasarı artıyor. Hasarı ve savunma %70'e artıyor, o ne be? Tüm hasarı bağışıklık. Bundan sonra ana erkil matkap. Kanama esnetliği kaldırıyor, susturma. Savunmaları azaltıyor, birikmiş şekilde. Savunmayı yok sayma veriyor, defin kaçınma oranını yok sayma veriyor, güzel. Kırmızı kasırga, ooo bayağı. Bayağı iyi olmuş kostüm. Ben dedim ki bunlar böyle ya da böyle şey zamanı da olsa düzenli olarak ayda bir mutlaka kostümler indirime giriyor. Şu an ben tamamıyla artık bayağı bir ertelediğim Nova için uğraşıyorum 6600'e. Hazır bu kadar da yaklaşmışken
şey yapmak olmaz. Zaten büyük bir ihtimal 3 veya 4 güne ben bu 5000 olan kristallerimi 6600'e çıkartırım. Hem PvP hem aylık haftalık özelliği olduğu için. O ne böyle? Saçların gidişi bir acayip ya. Ama ana erkil matkaba bakalım birden. O kadar saç değil bildiğin kürdan ya. Allah helal olsun. Allah'cım. Aslında izlemeyecektim de. Bir de oyun içinde denedim. Sadece uyandırma özelliği. Black Bolt'u izledim. Black Bolt zaten baya kötü durumdaydı. Uzun süredir hiç kullanılmayan, göz önünde olmayan bir karakter. Herhalde dedim yakında bunu yine karakter geliştirme oylamasına yollarlar. Ki bir ara katılmıştı ama kaybetmişti. Maşinin en azından bu kostüm sayesinde yani Kaptan Marvel'ı sıfır halini hiç değiştirmediler. Kostüm onu daha da iyi yaptı. Büyük ihtimal Black Bolt'ta öyle olacak. Kostümü onu değiştiren karakterlerden olacak ve daha da güçlenecek. %15 Marvel X. Marvel X. Tip çok iyi ya. Kendisi alın antimasarı 15 azaltılı. Kral kudreti yeteneğini geliştirir. Kozmik farkındalık yeteneğini geliştirir. Sessiz kral yeteneğini geliştirir. Amına. Daha ne kaldı? Sessiz kral. Kendisi saldırdığında zincir darbe hasarını %25, yetenek hasarını %35, bonus hasarı da %30 arttırır. Sessiz krala bak sen. Kozmik farkındalık. Zayıflatıldığında kendisi tüm zayıflamaları kaldırır. %5 saniyeleri, 20 saniye bekleme süresi varmış. Yani 15 saniye. Güzel. Bu zaten zayıflığı kaldırma en eskiden Kaptan Amerika'daydı. Ondan sonra çoğu karakteri uyarladılar zaten ki yine de en taşaklısı hala Kaptan'da. Kaptan'ınki bayağı zayıflamaya uğradığında 5 saniyelik zayıflamaları kaldırıyor ve bekleme süresi de 7 saniye mi 8 saniye mi yani 2 saniye boşluk oluyor ondan sonra bir daha kaldırıyor. Ha kendi bu solda dediği gibi Inhuman darbesi. Düşman 1 saniye seslenetten. Çelik kanat kesişi 1 saniye oynanan %30 kan hasarı esneklik kaldırır seslenetten tamam. Elektron saldırısı 1 saniyede 30 şok hasarı tamam. Gelen düşmana verilen hasarın %10 kadarını savunma ve kaçınma değerlerini yok sayarak toplar. Toplanan gerçek hasar en fazla 10.000 olabilir bir saniye. Maksimum toplanan hasara bağlı olarak her %1 toplanan hasar için bütün saldırılar değerinde %0,7 artış sağlanır. Enerji saldırısı falan filan. Biriktirme güç yani. Kraliyet çığlığı. Tüm savunmaları %5, %4,5 azaltır. %50'ye kadar birikir. Bağışıklığı yok sayar diyor. 5 vuruştan korunmuş 4 saniyeliğine. Elle kontrolü kullanırken karakterin yakın düşmanlara otomatik olarak saldırırmış. Doom'un kükremesi. Doom ne alakalı? Kıyamet kükremesi deseniz daha iyiymiş. İngilizce yapacağız diye. Düşman. Sersemletme 3 saniye. Susturma 3 saniye. Kendisi 15 can yenileme. Dokunulmazlık 5 saniye. Tüm saldırılar savunmalar %40. Tüm hızlar %1. Ve kritik onu %40. Aciz bırakmayı kaldırır. Bayağı taşaklı bir özellikler. Neyse bu abimizin de özelliğini şeyden yapalım. İzlemesini yapmayalım burada. Bir de 2 yeni karakterimiz vardı. Dazzler'la şey. Hemen şuradan. Her seferinde onu karıştırıyorum. Buradan mıydı? Yok. Pardon. Şuradan. Aynen. Yeni gelenler burada zaten. Böyle göstermesi güzel. Aynen. Yeni kostüm, yeni kostüm. Buna da yeni kostüm var. Buna da yeni kostüm var. Yeni uyanmış diyor. İki tane yeni. Biz kostümleri ufaktan gösterdik zaten. Hemen hemen 3-4 güncelim. Hatta neredeyse bir yıl önceden gelen o mağazadaki kostüm rafından rahatça izleyebildiğimiz gayet güzel. Ama bu tarz şeyler şey. Bu ikisine baktık. Iceman ve Kamala Khan'a. Şimdi Medusa'nın kostümlü halinin şeyine bakalım. Şunu full'e dayayalım nasıl oluyordu lan? Potansiyel. Tamam. Potansiyel yükseltildi. %45 evrensel kahramanlar. %36 veriyordu. 45 çıkmış güzel. Müttefikler tamam %45. Ondan sonra kendisi kesin kaçınmanın %15 arttırır, kesin kritik oranını %15 arttırır, yetenek hasarını %20, bonus hasarı %15, krasenin bakış yeteneğini geliştirir. Onlara bakmışsa uyanmış yetenek. Yani bunlarda bir nevi herhalde ileride kategori 3 getirmeyi düşünmedikleri karakterler verdikleri potansiyel özellikler. Artık bu seriye bağlılar. Her güncelleme dediğim gibi illa ya bir kategori 3 ya da bir uyanmışlık özelliği olan karakterler geliyor. Şimdiye kadar oyunda Black Bolt dahil. En son çıkarak 30'a yakın belki de geçik kategori 3 özelliğe sahip karakter oldu ve 10-15 tane de uyanmış karakteri var. Ve Tarayibil falan çıkmıştı en son. Neyse. Ne diyor? Kraliçenin emri. Düşman 1 saniyeliğine yakma hasarı 5 saniye.
%30 yakma sarı 5 saniyeyle. Kanama %30 5 saniyeyle esnekliği kalır. Sersen 3 saniye dondurma işlemi. Tüm savunmalar %20 azalır. %50'ye kadar birikir. Kendisi 8 saniye dokunulmazlık. Düşmeye verilen hasarın aynı şekilde birikmiş hasar. Bayağı iyi. Yeteneği gözlemleyin. VS X-Men diye de bir aşağıya küçük bir logo arma atmışlar. Ablamızın özellikleri burada. Siz saldırın gençler. Ben mi saldırayım? Uyanmış özellikle bir şey oluyormuş, açık oluyormuş, iyi. Bir toplanın bir araya. Ben kategori 3'teki gibi birikme gerekiyor sanırım. Şu ana kadar hiç uyanmış karakterim olmadı, nasip ettim. Kullan bakalım kraliçe. Oy, saçlar baraf saçmış, ne yapayım? Ooo. Diğerler de saldırıyor ha. Kamala Khan'ı gördüm, buz düştü Iceman herhalde. Black Bolt da geldi mi? Saçlar çok iyi ya. Ha, kristal geldi, saçıyla onu indirmiş. Başka dikkat edemedim ya, aynen. Saçının onun yanından gelen kristalmiş. Şuradan Kamala Khan geliyor sağdan. Aynen saçıyla onu indiriyor. Tepeden de Iceman küre bırakıyor herhalde. Gerçi inhumanların hepsi yan yana olması gerekmiyor mu? Sonuçta X-Men'ler şey olarak. Neyse bu böyleymiş ve Black Bolt'umuz. Kategori 3'ümüze bakarak yeni karakterlerimize de bakabiliriz. Evet. Night Black Bolt diyelim. Yavrum benim taşaklı arkadaş. Kulakları falan çıkıyor abimiz. Çok şişek çıkıl ya. Çok iyi lan. Çünkü çizgi romanlar cidden bilemiyorum. Çok fantastik olabiliyor. Sonsuz mu? Bak bu iyi. Eskiden çok modaydı bu. Bir iki karakterle Ant-Man'de falan gelmişti. Sonsuz ışınlar. Daha doğrusu avare Thanos kostümünü çok seviyordum ben. Baya böyle üstü başı yırtılmış. Binlerce yıl hayatta kalmış ama baya Thanos'a görmüş halini. O halini çok seviyorum. Ondaki ışın sınırsızdı. Bu da sınırsız herhalde. Dedim ki çizgi romanlar gerçekten çok fantastik oluyordu. Rahmetli Stanley çok güzel yani. Zaten bunların hepsi hayal gibi ürünü. Baya da iyi kafa varmış adamda yani de. Black Bolt çizgi romanlarda öyle hapsettiriliyor ki aslında konuşmuyorum çünkü ufacık bir fısıltısı bile gezegenimi patlatıyor, böyle bir şey değil. Bir de bu herifin son tüm gücüyle bağlandığını düşün, evreni patlatır yani, öyle çizgi romanlar o derece sadomazo çıkarmasını satın. Neyse bu sonsuz da şöyle sinematik yapıyor ve bağlıyor, kategori 3'ümüzde kullanalım. Dayı sen Superman misin? O nasıl dalma şekli ya? Şu sonsuz ışını sevdim ya. Dediğim gibi Kaplan Marvel gibi kostümü sayesinde resmen evrim geçiren bir karakter oldu. Çünkü Deadpool tarihi cidden kötü. Odin'i yenildikten sonra Deadpool tarihi bile iyiydi ama kostümde Alice'i destansıydı. Fakat Kaplan Marvel geliştirilmedi, düzenlenmedi. Ama işte Kaplan Marvel'ın filmi ve kostümleri sayesinde bayağı güçlenmişti. Bu da öyle oldu. Kostüm cidden level atlatmış. Bayağı da hoşuma gitti. Sevdim yani. Zaten karşımıza illa çıkar. Black Bolt'u kesin bugünkü PvP'lerde görürüm rakip olarak. Ama tabii ki her zaman benim dediğim ne olursa olsun. Çünkü Odin'i de hevesle hevesle kasmaya çalışıyorum ama korktuğum şey şu. Birçok kategori 3'ü heveslenerek kastım. Apokalipsi, Charles Xavier'i falan filan. Thor zaten benim favori adamımdı. Infinity War güncellemesi ilk çıktığında Thor PvP'de herkesi tekliyordu. Ama sonra ağzına ettiler yani birçok karakterle. Şimdi Marvel'ın 3 büyüğünü, kaptanı Tony'yi, yani Tony'yi aynen, Iron Man'i ve Thor'u asla kullanamıyorum ve kendi rakiplerde de görmüyorum. Çünkü PvP, bu oyunun ana temel şeyi PvP. PvP'de cidden tutunabilecek bir hero, üçlüsü veya bir kombinasyonu bulamadığınızda gerisi işe yaramıyor. Uzun süredir hikaye görevleri gelmiyor. Geçenki güncellemede hikaye görevlerini bir de aktifleştirmişler zorlaştırarak ve ilk defa bitirme tamamlama görevleri. Onlara daha gelelim, onu da uzunca bir çekeceğim. O güzel ama orada zaten senin son raddeyle ve kastığın karakteri son gücünde kullanamıyorsun. O yönü kötü. Dediğim gibi bu oyunda PvP'de iş yapmayan kategori 3 bile olsa çöptür yani. Black Bolt şimdi bilmiyorum. Benim ilk çıktığı günden beri asla beni şaşırtmayan, illa kaybettiğim olmuştur yani. Şimdiye kadar 1000 maça girdiysem Jean'le 100'ünü kaybetmişimdir ama 900'ünü kazanmıştır. Kazanmışımdır. Yani %90-89'luk galibiyet oranı var Jean. Ve hemen hemen haftalık banlanma, yasaklanma olmadığı sürece herkes de Jean'i koyuyor. Son zamanlarda işte çıktığından beri özellikle kostümüyle Silver Surfer'ın Dark Surfer, kara surfçü kıyafetiyle uzun zamandır kara surfer'da yani niye yarısını Türkçe yarısını İngilizce dedim ya.
siyah Surfçü de uzun süredir PvP'lerde yerini koruyor ve kostümündeki özelliği çıktığından beri de hep destekçi olarak ya Phoenix beşlisinden Colossus ya da direkt Mystic pasifleri kullanılıyor. Hep bu üçlüyü görüyorum yani. Dedim ki Black Bolt'ta da uzun lafı kısası, Black Bolt PvP'de iş yapmazsa açıkçası çöptür yani. Tamam kategori 3 olması iyi ama bu oyun tamamıyla artık uzun bir süredir, 1,5-2 yıldır sadece PvP üzerine dönüyor. PvP'deki yerini, puanını ve sıralamanı korumak için cidden ya taşaklı kombinasyonlu değişik karakterler, bütün karakterlerin cidden çok güçlendirmen lazım. Ama benim gördüğüm ne kadar özel ekipman basarsan bas, ne kadar izosunu yükseltirsen yükselt, ne kadar urusunu arttırırsan arttır, belli başlı karakterler dışında diğer karakterler anlık bir hata ile direkt ölebiliyorlar. Jin ve işte Norrin Red, yani bizim Silver Surfer'ın dayanıklılığı o yüzden. Ölseler ve tekrar dirilme özellikleri var ve onun dışında bayağı çok zor ölüyorlar ve bayağı da güçler, tek atabiliyorlar yani herkes. Neyse uzattım ama yürü. Dazer'a bakalım. Kesinlikle bu abla o ya, giysinden vallahi o anı bakıyor bana. Bir bakayım, özelliklerini de okuyamadık ama yoğun ışık, susturma etkisine bağışıklı, körlüğü etkisine bağışıklı, büyüleyici sahne, baş düşmanlara verilen hasarı %65 artırır. Baş düşman ne lan? Ha bu direkt şey olarak çıkardılar lan bunu yoksa? Devasa baş düşman özellikleri var ya, ona göre. Elene saldırsın artırır lan kendi kendine. Aynen ya, bu o şarkı söylemez de daha çok istedi. Nasıl ne yapıyorum? Müzik çalsaymış bari. Bakın. Çok iyi lan. Geçmişer. O ne lan? Bayağı uzun sürdü lan. Geçmişer saldırsaydı. Ya şu diskotopu hala gitmedi ha. Onu diyeceğim. O diskotopu can yemiyor herhalde bana içinde olduğum sürede. Uzun bir sürede kalıyor. Şu bak gitti. Aynen lan. O diskotopu can yemiyor. Vay arkadaş. Vallahi billahi bak içine gir çık. Mükemmel bir şey ha, Gorut'un eskiden yaptığı gibi. Ama dediğim gibi emin oldum bu ablamız o. Güzel. Özelliklerinde okurum şimdi ne yaptığını. Bazıları susturma atıstan falan atıyor da. Evet Pain. Yine eskileri yad edeceğim. Marvel'ın Facebook üzerinde Marvel Avengers Alliance oyununda Pain gelmişti. Bayağı da taşaklı bir heroydu orada. Güçlüydü. Bayağı milletin ağzına sıçıyordu. Bakalım burada nasıl. Bayağı dillendire dillendire anlattılar. Kahramanlara karşı vuruyor. Thanos'u ne oldu? Karayı çıkıyor. Salır. Pençe falan atıyor. Evet. Vurmaklıyor yani. Ölüm abi. Evet saldırsın. O ne be? Tüyo aldı. Vay be. Kıntılı bir hata varsın birader. Vay arkadaş. Thanos'un oğlundan da bu beklenirdi. Şekil şukur çok iyi. Ve eminim ki bu teyine bir sonraki güncelleme olmasa bile eminim 1-2 güncelleme için yani 3-4 ay içinde ya da en geç 2021'de yani Ocak aylarında bu teyine mutlaka ya uyanmış özel gelir. Tamam yani dediğim gibi kategorisi olmayan öyle uyanmış getiriyorlar abi. Ya da kategorisi özellik gelir karaktere. Kostüm gelirini bilmiyorum sonra çünkü bu modern hali, bu hali çizgi romanlar gibi hep bilinen tanıdık hali. Sarı altın renginde bir zırh. Mor ter rengi. Tamam mı oldu sonuçta. Mavi olacak hali yok ya ama. Bayağı iyi ya. Benim güncellemede en çok hoşuma giden Black Bolt'un kostümü güzel olmuş. Dediğim gibi Kaptan Marvel gibi bir anda level atlatmış yani ona. Medusa'nın yeni kostümü çok iyi olmuş. Uyanmış özelliği de güzel ama ben şu ana kadar hiç kimseye uyanmış kasamadım. Benim şu an en yakın uyanmışa kasılacak karakterim Beta Ray'in. Onda yine bir bayağı var, uğraşmak gerekecek. Black Bolt'un kostümü ve kategori 3 güzel olmuş. Iceman ve Kamala Khan'ın kostümlerini de beğendim ama onlar şu an koleksiyon tarzında olduğu için ne ile gelecekler, ilerleyen bir etkinlikte mi verecekler bilmiyorum. Şu an kapalılar. Kapalı da kalabilirler yani. Şimdiye kadar hiç öyle koleksiyon kostümlerini alamadım. Dazer çok hoşuma gitti. Renk mümkün güzel dalıyor. Özelliklerini de okuyacağım şimdi. Tain baya baya hoşuma gitti. Genel anlamda son zamanlardaki memnun kaldığım güncellemelerden biri oldu. Disco Kraliçesi Dazer ve Thanos'un çocuğu. Thanos'un oğlu deseydim bari. Thanos'un çocuğu ne yap? Küfreder gibi.
Train Future Fark dünyasına katıldı. Bir de bunun her zaman işte iki elinde farklı farklı özellik yanıyor. Oha bir acayip. Yeni eşyalar. Inhumanların yeni kostümlerini kontrol et. Yeni kategori 3 karakterler eklendi. Ulan niye çoğu oldaki kullanıyorum? Bir tane kategori 3 var. Potansiyel uyandır. Özelliği eklendi. Medusa. Tipe bak abi çok ürkünç ya. Ne diyorduk? Özelliklerini okuyacağız. Ondan sonra da bölümümüzü bitirelim. Gösterecek başka bir şey. Dezer. Fulle. Tamam. Ulvi ışık. Tüm takım arkadaşları kritik oranını %6 arttırıyormuş. Liderliği zayıf lider olarak koymayacağız. Yoğun ışık. Uygulanacak olan kendisi gördüğümüz gibi susturma ve körlüğe karşı dayanıklı. Tamam. Büyüleyici sahne. Hah bu bak çok güzel. Artık son zamanlarda dediğim gibi son çıkan karakterler her zaman diğerlerine destekleyecek şekilde oluyor. Ve bu ablamız da öyle. Büyüleyici sahne. Uygulanacak olan tüm mutant dostlar, karakterler, müttefikler. İyi veya kötü. Mutant iyiler demiyor. Yani manyetu da koyabilirsin apokalipsle veya işte mutant olacak. Hedefin kaçınma oranını %70 kadar yok sayar. Baş düşmanlara verilen hasarın 65 artır. Bu baş düşman bana direkt şu geldi aklıma. Acaba şuraya özel bir karakter mi çıkarlar? Çünkü burada da hani PvP'de nasıl Jin uzun süredir en taşaklı karakterse burada da mesela Jin baya sönük kalıyor. Yani çok güçlü değil tek atamıyor ama bu baş düşman işte. Master Mold ve nerede dur? Her pazar mı? Her pazartesi günleri mi? Heh. Şey, Galactus. Estağfurullah. Baş düşmanları bayağı tekleyecek kadar güçlü neredeyse. Tekleyecek olmasa bile. 2-3 vuruşta öldürüyor Sharon Rogers, Kaptan Amerika. Baş düşman dediğim ben oradan onu anladım o açıklamadan yani. Başka bir anlamı varsa bilemem. Bütün mutant dostlara onu veriyor. Mesela bir önceki güncellemede, Immortal Hulk güncellemesinde gelen Abomination'ın pasifi liderliği dövüşçü karakterlerin hepsini %60 arttırıyor tüm saldırısı. Bayağı iyi dövüşçüleri de olacak. Ve buradaki işte pasif, kategori 2 pasifi takımındaki radyasyon etkisine, gamma radyasyonuna maruz kalmış müttefiklerin hepsinin özelliğini mi ne arttırıyordu? %45, %45 mi ne öyle bir şey vardı. Artık dediğim gibi yeni çıkan karakterlerin hepsinde bu var. Bakalım teynimiz ne durumda? Liderlik. Ooo tamam. Dark Surfer dedim ya işte en son. Hasar geldiğinde tüm zayıflatmaları belli bir aşıda olarak kaldıran bir özellik vardı uzun süredir. Jean'de de, Odin'de de, işte Silver Surfer'da birçok kişide. Silver Surfer'ın kostümünde ekstradan bir de hasar arttırma, hızı arttırma, savunma arttırma vardı geçici olarak. Bunda da aynı onu getirmişler. Hükümdarın kaderi. Tüm takım arkadaşları bir zayıflama oluştuğunda üstünde, yani susturma olur, stun olur, ne bileyim kanatma olur, herhangi bir şey işte kanatma, yakma, elektrik çarpması. Zayıflamayı 12 saniyeliğine kaldırıyor bu her zaman için. Standartta birçok karakterde. Ama 12 saniyeliğine de tüm saldırıları %25 arttırıyor. Tane'in liderliği çok taşaklı. Tamam. Yakında Tane'in lider olarak görürüz. Bir de şu özel pasifinde varsa şimdi oraya daha geçmedim. 25 saniye beklemesi varmış. 20 saniye liderden. Neyse olur. Ölüme rehber. Saldırırken uygulanacak olan kendisi bu kendi pasif zaten. %70 süper zırh, bariyer, kalkan, tüm hasarı bağışık, dokunulmazlık etkilerini deler. Kendisi, ha, kendine burada bir tamam. Yetenek hasarı %30, bonus hasarı %25. Allah tüm hasar %30. Düşman. Serten öğretme 2 saniye. Düşman bağlama 3 saniye, susturma 2 saniye. Amberize 2 saniye, o ne demek bilmiyorum. Yeni gelmiş herhalde, açıklaması vardır. Tüm savunmaları %3 azalıyor, %25'e kadar birikiyor. 10 can yenileme, %80 tüm hasarı bağışıklık. %25 1 saniyeliğine, ya daha doğrusu 1 saniye %25 yakma hasarı 4 saniyeliğine. %20 kan hasarı esneklik kaldırıyor, tamam. Tüm saldırılar %15, tüm hızlar %1, kritik oranı da %15. Güzel. Amber yaşayan ölü. Amberize 3 saniye düşman. Aciz bırakma, hedefteki güçlendirmeleri kaldırır bütün aktifleri. Hedefin kaçınma oranı %25 kadar. Yoksa 5 saniyede dokunmazlık. Tane bayağı taşaklı olmuş. Liderliği bayağı güzel de ekstra bir de pasif olsaydı. 3 cidden PvP'lerde lider olarak bu güzgün. Ben zaten Cyclops'u bu ikisine destek olsun diye koyuyorum. Şu an bu ikilim benim PvP'de değişmez. Üçüncü biri daha bilmiyorum. Odin inşallah beklentimi karşılar. Neyse güncelleme içeriğine baktık. Gelen kostümleri inceledik. Zaten dediğim gibi iki yeni karakter geldi. Thanos'un oğlu Tane ve Yıldız Mutant Dazzler. 4 kostüm geldi. Kamala Khan, Iceman, Black Bolt ve Medusa'ya.
Black Bolt kategorisi yükselmesi açılmış. Medusa'nın uyandırmış, yani uyandırılmış, uyanmış özelliği açılmış. Güncelleme güzel, etkinlik başlamış, şey devam ediyor. Yeni sezonu bunların da artık dediğim gibi birçok online oyunda olduğu gibi. Battle Pass'ı devam ediyor, 4. sezona geçtik. Ekstradan şu görevlerde yapabileceğimiz şu boyut görevini 10 tane hızlıca yapabiliriz şuradan. Şunu harcamasam iyiydi de. Neyse kullanma diyelim, 10 tane harca şuradan. Etkinlik mağazasından gelen şeylerden de bilmiyorum, çok düzgün bir şey yok. Medusa'nın şeyini kasmak istersen belki oradan alabilirim ya da diğer ekipmanlardan alabiliriz. Şu iki gereksizi al. Tamam, çek şuradan. Ablacım yazıyı bir çek. Bir tane kart güçlendirelim. Sana bir tane güçlendirme hakkım varmış. Bir tane ISO 8 geliştirelim. Var mı elimizde? ISO 8. Şunu geliştirelim mesela rastgele. Mesela ben bunu bastım, daha önce ucunda kalacak. Özel ekipman geliştirelim. Bir dakika. Şunu bari %1 arttırayım da arada kaynamasın bu. Belli olsun ne oldu. Küçük top izlerseydim iyiydi. Neyse, özel ekipman geliştirelim. Var mı özel ekipmanımız? İyi ki de ufak bir şey de olsa. İyi, varmış, güzel. Bas şunları. Tamamdır. Şunu da hazır buradayken sona dayayayım. Olmadı ya. Neyse tamam. Başka ufak alma, tamam. Etkinlik rozetini aldık, tamamdır. Genel pinliği direkt yolladık. Bonus görev gelmiş, kristal kullanma, sınırlı gelişimler falan filan. Medusa'yı ben bir kontrol etmek istiyorum şu an. Benim Medusa'da ne kadar geometriğim var ve kasmak istesem ne kadar kasılır? Neresi Medusa? Ben dedim ki bunları hiç dokunmadım. Şuna baksana, rezil vaziyette. Hiç urusu yok, özelliği yok. Yani özelliğini söylemişim de. İzoları yani top gibi. Ne kadar biyometrik var? 380. Neyse ben bunları video dışında olabildiğince kasmaya çalışacağım hızlıca. Tain'i de alarak kendimdeki şu an 2 güncelleme önceden gelen o kazandığım direkt kategori 2'ye yükseltme şeyini bir kahramanın 6 yıldız kategori 1'den kategori 2'ye yükseltmesini sağlar. Ha, şu dediği gibi ise yine zor aslında. 6 yıldız olması lazım. Yine o yüzden Tain'e bir müdahale etmemiz gerekir. Direkt mega, ultra değil yani. Orada da kostüm geliştirme falan filan var. Bunların hepsini değerlendireceğiz tabi. 5 yıldız, 4 yıldız bir şeyler. Zaten şu gelecek lisansından gelecek olan... Dur böyle. Şu karakter açtıracak bize Tain'i. Şu neredesin lan? 31'deki... Niye 31 sen? 20'li olan da Tain'i 2 yıldız yapacak. 2 yıldızı 3 yıldız yapma şeyim yok ne yazık ki. Olsaymış direkt yapardık da 3-4 öyle giderdik. Neyse bir bakacağız yoluna. Neyse arkadaşlar, yeni güncellememiz de böyleydi. Inhuman ağırlığıydı. Inhumanlar X-Men'lere karşı etkinliği de var. Şu an devam ediyoruz zaten. Buradaki peki şeyler ne? Yani ödül mödül bir şeyler veriyordunuz ya. Ha, Medusa veriyorlarmış. Anlaşıldı. Millet Medusa'ya abansın istiyorlar. Bu en değerli oyuncuya veriliyor. En tepedeki onu biz sen alamayız zaten. Geç. Beraberlik ödülü 200 bin para. 5. seviye yükseltme. Kristali 40 Black Bolt. Mağlubiyette de aynı. Ulan beraberliği bari birazcık fazla yapsaydınız. 250 falan olsaydı şu. Biyometrik de 50 olsaydı. Mağlubiyetle beraberlik aynı. Tek yol galibiyet. Yani daha avantajlı. Neyse. Black Bolt zaten ben de kategori 2'ye, ben kategori 3'e olabildiğince çıkartırım. Ne istediğime bir bakarım. Benim tahminimce çok pahalı değildir diye düşünüyorum. Çünkü olursa çok saçma. Şimdiye kadar en pahalı 1600'e kasılan büyük karakterler. Thanos, Apocalypse, Silver Surfer, ondan sonra cima bizim şu an daha yapmadığım şey Scarlet Witch, Odin, bu kadar. 5 ya da 6 tane, ha Jean'i saydım mı ben bilmiyorum, neyse 4 veya 5 tane büyük 1600'e kasıldı en büyük kristal isteyen. Diğerleri hepsi standart zaten. 2000 açık kutu boyut tozu nedir onu istiyor Titan şeyi. Kapalı kutudan da 2000 istiyor. Bir 10 tane de işte adamın klası neyse atıyorum. Çevikse 10 çevik kitabı, 10 dövüşçü kitabı, 10 ışın kitabı, 10 evrensel kitabı. Kitaplar aynı. Kapalı ve açık kutu itemler de aynı. Açık kutu, kapalı kutu dediğim şunlar zaten. İsimlerini bir ezberleyemedim onların. Neymiş? Boyut ödülü. İşte açık kutu dedim. Kapalı kutu da Titan bileşen paketi. Bunlar hep aynı. Şu açık olan 2000 istiyor, kapalı olan 1000 istiyor bütün karakterlerde. Kitap da aynı on. Sadece şuradaki küp parçası değişiyor. Bunlar en pahalı olanlar 1600.
1200 diye gidiyor. Mesela bizim aynen Mr. Fantastic 1200 orta seviye olanlar. Ha yok lan değişiyormuş. Pardon benim hatam. Kitap değişmiyor sadece. Kitap hepsini 10 istiyor klasına göre. Bu 1200'e düşüyor. Bak bu 2000'de 1500'müş. Bu 1000'de 1750'ye düştü. Bayağı iyi. Wolverine de 1200 diye hatırlıyorum. Aynen öyle klasına göre gidiyor. Mesela manyetin 800'lük olması lazım. Ucuzlar beleş. Mesela 800'den 3 kişi yapabilirim ben şu farklı tap şeyde olan. Aslında bok yaparım. Şu bine bitiyor. Neyse. Bu bak bine düşüyormuş. Bu da 500'e. Gayet güzel. Aslında yani yapılabilecek birçok şey var ama benim asıl amacım işte PvP'de işime yarayacak şeyler. Mesela Hulk da çok güçlü olarak getirildiği söylendi. Birçok kez Hulk karşılaştı. Oyunun en iyi Hulk'ları falan geldi. Direkt tek attım yani. PvP'de iş yapmadığı sürece işime yaramaz. Ben bu Hulk'u kassam da, bunu güçlendirecek birini lider yapsam da, atıyorum bu fiziksel saldırısını ben 40K'ya çıkartsam da yani PvP'de karşıma bir Silver Surfer ya da Jin geldiğinde benim hiç şansım yok. Neyse. Böyle işte. Kapalılar açıklar. Tain'den kapanışımızı yapalım. Neredesin Tain? Adamı görmek için illa şey mi tutamamız lazım aga? Senin tipine sokayım. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.